Aşağıdaki grafiklerin hangisi y kare bölü 9 eksi x kare bölü 4 eşittir bir hiperbolüne ait olabilir diye soruyorlar. Burada da seçenekler var. A ve C seçeneklerindeki hiperbollerin kolları yukarı ve aşağı doğru, B ve D seçeneklerindeki hiperbollerin kolları da sağ ve sola doğru açılmış. Bu arada kolların açılmış oldukları yönlerden bağımsız seçeneklerdeki hiperbollerin köşeleri de farklı. Evet her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve aşağıdaki grafiklerin hangisinin burada denklem verilen hiperbolü temsil ettiğini kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu soruyu çözmek için farklı şekillerde düşünebiliriz. Örneğin bu hiperbolün merkezini bulabiliriz öyle değil mi? Bize verilen denklem y kare ve x kareli basit bir denklem olduğu için merkezin 0,0, 0, 0, 0 noktasında olacağını biliyoruz. Eğer merkez başka bir yerde olsaydı mesela h virgül k diye bir noktada olsaydı, denklem y kare eksi, bir saniye y kare değil, y eksi, merkezin y koordinatı, yani k karesi bölü 9 eksi, x eksi merkezin x koordinatı, yani h'ın karesi bölü 4 eşittir 1 olurdu. Gördüğünüz gibi burada sadece y kare ve x kare olduğu için bunu y eksi sıfırın karesi ve x eksi sıfırın karesi olarak düşünebilirsiniz. Evet, merkezin sıfıra sıfır noktasında olduğunu biliyoruz ve seçeneklerin hepsinde merkez 0'a 0 noktasında. Şimdi bulmamız gereken şey ise hiperbolün kollarının aşağı yukarı doğru mu yoksa sağ sola doğru mu açıldığı. Bunu anlayabilmek için denkleme bakacağız. Standart formda yazılmış bu denklem y eksi k'nın karesi bölü bir şey eksi x eksi h'in karesi bölü bir şey eşittir 1 olarak verilmiş. Tabii bir hiperbolden bahsediyorsak bunun tam tersi de olabilirdi. x kareli terim pozitif olabilirdi ve y kareli terim negatif olabilirdi. Hiperbolün kollarının hangi yöne açıldığını bulmak için hangi terimin pozitif olduğuna bakmamız yeterli. Burada y'li terimin pozitif olması bize, bu hiperbolün kollarının yukarı ve aşağı doğru açılacağını söylüyor. İsterseniz bunu ezberleyebilirsiniz ama biliyorsunuz ben bir şeyi kuru kuru ezberlemek yerine bir şeyin sebebini, mantığını göstermeyi seviyorum. Şöyle düşünün, eğer y'li terim pozitifse diğer terimi yani x'i sıfıra eşitlediğimizde, yani x'i merkezin x koordinatına eşitlediğimizde burası sıfır olur ve bu denklemi çözebiliriz. Hemen yazıyorum, x, eğer merkezin x koordinatı olan 0'a eşitse, burası 0 olur ve denklem y kare bölü 9 eşittir 1 haline gelir. Buradan y kare 9'a, y de artı ya da eksi 3'e eşit olur. Bu da merkezin x koordinatının, yani 0 virgül artı ya da eksi 3 noktasının hiperbolün üzerinde olduğunu gösterir. Merkezin x koordinatından artı ya da eksi 3 gittiğimizde hiperbolün üzerinde olan bu noktalara geliriz. Buradaysa, bir sonraki seçenekte ise artı ya da eksi 3 hiperbolün üzerinde değil. Eğer olsalardı bu hiperbolün burada verildiği gibi sağ ve sola açılmış olması mümkün olmazdı. Tüm bunlardan dolayı hangi terim pozitifse hiperbolün o yöne açılacağı sonucuna ulaşabilirsiniz. Aynı sebepten dolayı eğer x'li terim pozitif olsaydı hiperbol sağ ve sola doğru açılacaktı. Eğer y'yi merkezin y koordinatına eşitlemiş olsaydık, yani y'li terim 0 olsaydı da eksi x kare bölü 4 eşittir 1 olurdu. Bu da x kare bölü 4 eşittir eksi 1 demektir. O halde sonuç x kare eşittir eksi 4. Bu arada iki tarafı da eksiyle çarptım. Burada da iki tarafı 4 ile çarpınca gördüğünüz gibi çözümü olmayan bir denklem elde ettik. Böylece y'nin merkezin y koordinatına eşit olduğu bir senaryonun doğru olamayacağını da öğrenmiş olduk. y sıfıra eşit olmayacaksa, b ve d seçeneklerini eleyebiliriz. Çünkü bunlarda y'nin sıfıra eşit olduğu noktalar var. Öyleyse bir kere daha tekrar edeyim, hiperbol her zaman pozitif olan terimin yönüne açılır. Bu arada bu hiperbolün köşelerinin de 0 virgül artı ya da eksi 3 noktalarında olduğunu bulmuştuk. Grafiklere baktığımızda 0, artı ya da eksi 3 hiperbol üzerinde olduğu için A seçeneği doğruymuş gibi duruyor. Hiperbolün yukarıya ve aşağıya doğru açıldığı diğer seçeneği incelediğimizde 0, artı ya da eksi 3 noktalarının grafik üzerinde olmadığını görüyoruz. Burada 0, artı ya da eksi 2 var. O halde doğru seçenek A seçeneği.